Bugün sabah şöyle bir şeyde gezerken Instagram'da gene çok güzel bir ses dinledim ya. Bir baksanıza. Benim çok hoşuma gitti. Şöyle izleme ekranına geçelim ardından. Ya bir şey böyle doğal, keyifli, okuyuşu da güzel. Ya ve hem çok genç daha. Lisede okuyan bir lise muhtemelen. Belki daha da yani lisede evet. Buyurun bakın. Renk çok güzel. Nasıl? Ses yıkılıyor değil mi? Vallahi sürpriz işte. Şimdi yeteneğin nerede karşınıza çıkacağını bilemezsiniz. Önemli olan bu keşfettiğiniz yeteneğin nasıl bir yol izleyeceği, yani nereye gideceği. Benim gibi mesela lisede matematik bölümü okumakla alakalı saçma sapan hayat kararları vermiş bir insan olursanız, kendi yolunuzu çok daha ileriki süreçlerde bulursunuz. Ama daha erken keşfederseniz kendi yeteneğinizi, çok daha erken bir yola ayrılırsınız. O bakımdan sadece yeteneği keşfetmek değil, onu doğru yola göndermek de önemli. Mesela okuyan arkadaşımızın ismini bilmiyorum ama sesi çok güzel. Çok çok güzel. Ya bu güzellikte bir ses, bu teknik bakın yani okurken de öyle sürekli güzel Tuğba Yurt'un ağız açışlarını vesairesini o kadar iyi sindirmiş ki kendini. Hatta Tuğba Yurt'la gelin versus yapalım. Hatta biz daha önce çok önceden hatırlıyor musunuz Özgün? Sude Nur Güntekin versus Şebnem Ferah yapmıştık. O kadar iddialıydık ve başarılı da olmuştuk. Çok da güzel bir videoydu. Tuğba Yurt'un acaba inceden inceden live'ı var mı? Bir inceleyelim bakalım. Böyle girelim ortadan. İnceden. Tuğba Yurt canlı. Bakalım var mı? Akustikhane canlı performans var. Burada telif var mı? Şu an yok gibi. Mesela şimdi böyle saniye saniye bir bakalım. Gerçi bu slow çalmışlar. İçin geç, şimdi nakaratı bakalım. Ben bunu daha önce izledim ya Tuğba Yurt'un bu videosunu sanki bir yayında. Öyle hatırlamaktayım. Nakarat. Şimdi iki nakaratı bir araya getirelim. Sırıta şarkı söyleyen kız versus Tuğba Yurt başlasın. Önce şarkı söyleyen kızımıza bakalım. Bir yandan güldüğü için de kafasını geri atıyor. Bakın. Sol okuyor Tuğba Yurt. Tabii ki sınıfta şarkı söyleyen kız daha çok genç. Ya daha blue çağında böyle sesin oturmadı. Gerçi kızlar daha erken sesler oturuyor ama daha var yani önünde. Böyle tatlı güzel bir tizleri olan soprano da olabilir. Tam net buradan anlamam kolay değil. Bir daha. Tuba Yurt sol. O da la. Tam iki ton. Yani bir tam ton yukarıdan okuyor. Daha tiz okuyor. Tabi yaşla beraber ses koyulaşıyor. Tuğba Yurt'un burada okuyuşu. Düşüyor da sesi yani. Biraz yoruyor da kendisini açıkçası. Back vokal de var. Oturarak okumak parçayı kolay iş değil. Çünkü oturarak okuduğunuz zaman diyafram yeterince o gücü vermeyebiliyor. Belki o ayakta okumanın hıncına, iddiasına ihtiyacınız var. Hafif detone oluyor son seslerde. O'lara bakın. Benzer şeyler onda çok bak işte izlemek böyle bir şey. Daha önceden de söylemiştim size. Kimi izlerseniz, kimi görürseniz o olursunuz. Beyniniz onu taklit eder. Bakın. Cidden. O aynı geri bakın. Burada hangi sesli? Nasibim oldu.
Bakın. Orada çekmişler. İnceden de ne yapıyor acaba? O da gülüyordur. İkincisi burada var bir tane. Ne kadar rahat söylüyor değil mi bir de? Ve cın 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 gümbür gümbür. Kafa pozisyonunu pek değiştirmiyor dikkat ettiğiniz gibi. Öne doğru sesleri sürekli veriyor. Tuba'ya sürekli bir geri atmayla ilgili bir problem var. Bakın. Neden düşüyor? Burada düşüyor zaten. Düşük bunlar. Doruk Cebi bunlar da müthiş bir davulcu. Efendim Özgün. Hocam bu arada kızın şeyini atladı Instagram hesabını chatten. Sağ olsunlar. O tarafa performansları da var. Oo, daha da gidelim o zaman. Biz burada küçük kalmayalım. Buse Musician. Ha Buse bu arada konservatuvar okuyor. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi. Tabii kocaman olmuş Buse. Aradan yıllar geçmiş. Bizim izlediğimiz şarkı söyleyen sınıftaki kız bu konservatuara girmiş. Hem de opera bölümüne girmiş. Allah Allah. YouTube kanalımın linki diye de koymuş. Buse Özer. Allah Allah. İlginç. Sil baştanlar, sınıfta şarkı söyleyen kız Gelevare Deresi. Ha, öyle bir serisi varmış zaten. Sınıfta şarkı söyleyen. Mesela aşk coverlamış. Ne olacak? Zaman neleri değiştiriyor bakalım. En azından doğru yolu bulduğu çok güzel. Yani müziğe açılan bir kapıyla hayatına devam etmiş. Piyano niye bu kadar delirdi? Neden neden? Piyanistin şu an kafasında koca bir senfoni orkestrası beraber çalıyor. O da onlara coşuyor. Yani yanındaki kız öyle bir şey yapıyorsun ki mesela. Yani bu bütün müzisyenlerin ve şarkıcıların en büyük dertlerinden biri. Müzisyen aşırı yüksek çalarsa okuyucu ne yapsın yani? Okuyucu daha da yüksek vermek zorunda kalıyor. Ve artık o yüksek veriyor, piyanist daha da yüksek veriyor. Piyanist daha yüksek verince solist daha yüksek veriyor. Sonu yok. Korkunç bir yorgunluk. Lütfen piyanist arkadaşlar, enstrümantalist arkadaşlar, solist şarkı söyleyen kişiyle bir denge kurun yani. Siz koca koca tuşlara basıyorsunuz, bütün tellerden ses geliyor. Sizin bir onunla bir derdiniz yok ama onun sadece burada bu kadar yani çıkarabildiği. Bir de daha henüz tekniğe oturmamış. Henüz Buse'nin zaten. Keserek yapıyor o tiz çıkışı. Yapmıyor. Yaparak, nefes alarak yapıyor. Ki bence de bu pozisyonda iyi bir pozisyon değil bence. Burayı germiş ve kasmış ya. Ağız içi gergin. Bak dünya. Ma'da bir nefes alıyor. Gördünüz mü? Bakın şimdi. Kesti. Bir daha aldı. Piyano ne yapıyor? Hastayım. Oh!
Çok güçlü bir ses. Özgün, sen de ilk dinlediğinde yayından önce bir baktım sana, dinletirim dedim. Ne kadar güçlü bir ses dedin, hatırlıyor musun? Çok güçlü bir ses. Çok güçlü. Gerçekten güzel. İşte bu özel yetenek aslında güç, ses gücü ve sesin hani gençlikteki o ihtişamı bastırmadan, mesela o zaman da Tuğba Yurt'tan bir ton yukarıda okuyor. Tabii daha genç olduğu için daha kolay okuyor. Fakat rahat rahat tıkır 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 okuyor. Şimdi burada ara bölüm bence kötü. Yani o çıkış, yani tam ne olduğu belli değil. Bu büyümeyle beraber, yani ver gazı moduyla beraber çalıp söylenirken de o tiz kısım müthiş bir eşlik. Buse almış parçayı, o büyük ses gücünün şansıyla harikulade bir nakarat okuyor. Yani Sertab Erener'in iyi dönemindeki nakaratı okuyor. Gerçekten çok iyi yani. Müthiş bir okuyuş. Fakat sonlara doğru artık bağırmayla karışıyor yani. Bir şeyden sonra çok bağırmadık mı ya Buse? Kaldırmaz yani bu. Yani söylediğinizin şarkı olduğunu unutmayın. Bu bir şarkı. İnsanlarla beraber söyleyip dinleyeceksiniz, keyif alacaksınız. Ne bileyim ya, bir noktadan sonra sadece bir güç gösterisine dönüşmesin. Bir güç savaşı değil bu, değil mi? Kendi haline bırak. Ya çünkü bu kadar aşırı baskılı, şiddetli okumaya sürekli alışırsan zaten sesin güçlü. Bir süre sonra bu devamlı kuvvetli okuma alışkanlığı, aşırı kuvvetli okuma, bak kuvvetli değil, aşırı kuvvetli okuma alışkanlığı sana olumsuz yansıyabilir. Ya bu sefer ses kasların bunu kaldırmayabilir. Kaldırmaz abi, insan yani. Çok tehlikeli. Piyanist çok tehlikeli. Her an her şey olabilir. Çok korkuyorum valla. Bak hadi şimdi. Allah'ım! İşte bu. Neyse ki burada bitmiş. Peki. Bir de bu şeyde vardır. Kanuncularda. Evet. Peki Buse farklı bir ses. Ben çok beğendim. Bir tane daha bakacağım. Bayağı Buse özel yayını. Seni ne kadar sevdim. Ölene kadar aşkım. Acıyor içim şimdi. Yüreğimi sızlattın. Bir dokunuşun vardı. O gece dolunaydı. Yapamıyorum şimdi. Şu an konservatuarda okuyorsun. Bakayım burada neler okuyorsun. Okuduğun var mı acaba burada? Burada video var mı acaba? Ha, şurada bir tane var. Bir de buna bakalım neler yapıyorsun. İşte ne kadar zor şimdi. 3 tane, 4 tane ayrı ayrı şey. Bir sürü farklı tarzda söyleyen bir şarkıcı. Yani buradan başlayan bir yol. Her tür şarkı söyle dinleyip sonra bir konservatuar heyecanı yaşayıp müzik okuluna girip opera bölümüyle tanışıp orada devam etmeye çalışıp fakat bir yandan YouTube'a farklı tarz müzikler yükleyip hayatını başka şekilde idame edip bir hani şeydir ya, böyle bir piyano odasında arabesk söyleyip öbür tarafta türkü söyleyip bir yandan da opera söyleyip, şimdi burada yakın zamanda Cafer Nazlı Baş'la müthiş bir kemaneç sanatçısı biliyorsunuz, yaptığımız bir sohbet var.
o kadar kritik bir yeri var ki izlediğiniz zaman göreceksiniz. Şöyle diyor Cafer, ben gittiğim okullarda çok böyle sevilmedim öğretmenlerim tarafından. Çünkü ben hep başka tarz müziklerle uğraşmayı seviyordum. İşte arabesk çalıyordum, şunu çalıyordum, bunu yapıyordum. Ya benden hep farklı şeyler isteniyordu. Şunu yapma, bunu yapma. Ama ben başka şeyler yapmak istiyordum. Sonradan oturdum, düşündüm. Ne yapabilirim? Yani ben farklı ne yapabilirim? Ben bununla ne yapacağım? Ne kazanacağım? Nasıl bir para kazanacağım? Yani ne yaparak para kazanacağım? Nasıl bir fark ortaya koyacağım? Çünkü yöntem belli diyor. Ya bir okulda hoca olursunuz, ya bir bir grubun içinde eşlik yaparsınız hayatınız boyunca. Halk oyunlarında kemane çalarsınız. 3 tane yönteminiz var. Ben kendim bu deneyimlerimden yola çıkarak yeni bir şey ürettim. Kendi yaptığım müziği üretmeye çalıştım diyor. Süper bir şey bu. Kendi bestelerimi yaptım diyor. Şimdi bütün genç arkadaşların karşılaşacağı en büyük, ister şarkıcı ister enstrümantalist olun, yaşayacağınız sorun bu. Aynı şey Buse'de de var. Bir başka arkadaşımızda da olacak yani. Bizde de vardı. Biz ne yapacağız? Yani bu kadar farklı tarzı bir potada nasıl eriteceğiz? Biz operacı mı olacağım? Arabeskçi mi olacağım? İşte bizim Can Özgün. Can Karapınar. Müthiş bir arabesk kırtlak. Gitti Mersin'de. Okul okudu. Konservatuar bitirdi. Opera. Müzik öğretmenliği yapıyor şimdi. Başka şeyler de yapmak istiyor. Sahnede almak istiyor. Yani hayatını kazanmaya çalışıyor herkes. Ama öyle kolay olmuyor ya. Fakat bu tür şeylere bu zamanlarda karar vermek gerekiyor arkadaşlar. Yani erken karar vermeniz gerekiyor. Ben ne yapacağım? Çünkü çok vaktiniz yok önünüzde. Tek başınıza da bir şeyler yapabilirsiniz. Ki bence bir şarkıcının tek başına bir şeyler yapması çok kolay değil. Birileri olması lazım yanında destekleyecek. Enstrümantalistler olacak. Fikirleriniz olacak. Yani becerilerinizi bir şekilde yeni bir şeye dönüştürmek zorundasınız. Bunun en güzel örneği bence bu ülkede Öykü Gürman'dır yani. En güzel örneği. Okul sıralarında, yani ben konservatuar galiba son sınıftaydım. Öyküler çok yeni girmişlerdi okula. Öyle hatırlıyorum. O sınıfta arkadaşlarıyla işte kahonla, gitarla yaptığı şeyin YouTube'da yürümesi aslında bir sürpriz değil. O bir deneme. Bir şey deniyor. Farklı farklı bir şeyler denemenin sonucunda Öykü Gürman ve işte ne oldu? Hem İspanyol gırtlağı gibi müzik yapıp bir yandan uzun hava okuyup içine işte evlerinde lambaları yanıyoru sıkıştırıp bir müzik tutturdular ve bu çok kişi tarafından sevildi. Bunu yapmaya da bilirdi. Yani okulda böyle şeyler yapmayın, ne bileyim böyle şeyler düzenlemeyin diyenleri de dinleyebilirlerdi. Yeteneklerinizi ortaya çıkarın. Lütfen böyle yani bir sürü şeyle uğraştığınız zaman emin olun hiçbir şey olmayacak. Bir sonucu olması lazım bu yaptıklarınızın. Bunu unutmayın. İsmail Altunsaray çok iyi örnektir buna. Okuldan tanıyorum İsmail'i. Hep aklında fikirler vardı. Bunu şunla birleştirsem, bunu şöyle mi yapsam? Düşüneceksiniz. Buse'yi tebrik ediyoruz. Çok güzel bir sesi var. İnşallah ileride çok başarılı olursun.